takımlar sahaya 2-2'lik iki eşitlikle gidiyor. Marvin Martins'in 8. dakikada attığı golle konuk ekip öne geçti. Savunmamızın arkasına kalecinin gönderdiği bir uzun top, Eren ve Uğurcan arasındaki anlaşmazlık devamında korkunç bir gol yedik kelimenin tam anlamıyla. 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kalmasının ardından kazanılan penaltıyı Cengiz Ünder gole çevirdi. Skor 1-1 oldu. 37. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı topu iyi kullandı Lüksemburglu oyuncular. Daniel Sinani, Borges Sanchez'in pasında sol ayağıyla uzak köşeye çok düzgün vurdu. Skor 2-1'e geldi. 39. dakikada Maxim Şano'nun kendi kalesini attığı golle beraber de milli takımımız durumu 2-2 yaptı. Lüksemburg kaçıyor. Biz kovalıyoruz gibi bir durum var. <laughs> e, Kaçırdı biraz önce biz eee evet. dinlerken baba çok da güzel bir vuruş vurdu böyle. E, güzel son Rodriguez Ankara Gücü spordan da tanıdığımız oyuncu. E, 2-2'den sonra Lüksemburg'un 3. golünü de atabilirdi. E, bunu da söyleyelim. Yayının başında çok enteresan bir şey söyledin. E, bir gazeteci arkadaşımızın tweet'inden bahsettin. E, 4-4 berabere kalmıştı dün U19 takımımız Lüksemburg'la. O yaş grubunda 7 bin genç var Lüksemburt'ta. Bizde kaçtı? 1 milyon, 300 bin. 1 milyon 300 bin. Herhalde şimdi burada 18-34 yaş arası erkek nüfusumuzu düşündüğümüzde herhalde bir 10 milyon kişi vardır. Vardır. 10 milyon adama karşı... Orada da 10 bin kişi falan orada vardır. Orada da herhalde bir 10-15 bin 10 kişi var. vardır. Maalesef iki ikilik beraberlik. 10 milyon kişiden Lüksemburg'a üstünlük kuracak bir takım çıkaramadık ilk 45 dakika itibariyle. Evet çıkaramadık. Oyun çok da üstün kurabileceğimiz bir şekilde de ilerlemedi. Sen... Evet. E, reklam arasında şey demiştin. Kuntsun gönderilmesine bir neden göremiyorum demiştin. Hı hı. Kendi kendine oluşturuyor olabilir bu arada. Evet evet. Bu gece itibarıyla e, bu kadar konuşulurken böyle hatalara düşmek de çok garip aslında. E, merkezde iki oyuncuyla oynuyoruz. İki oyuncu da aslında defansif özellikleri olan yani Ferdi biraz daha fazla olsunlar. <laughs> ancak e, çok geniş bir alanı eksi bir ile oynuyoruz. Evet. E, hatta eksi iki ile oynuyoruz çünkü beşli bir orta saha ile oynuyor, oynuyor e, Lüksemburg. Doğal olarak bizde ikinci topları almada kazanmada biraz zorluk çekiyoruz. Ve çok hızlı çıkıyorlar. O hıza bir türlü yetişemiyoruz. Öndeki oyuncularımızın geri dönüşleri zayıf. Ben ikinci devrede bilmiyorum hani Stefan Kunz ne düşünüyor ama mantıken orta sahanın artı bir olup belki önden birisinin çıkartılmasının daha mantıklı, daha dengeli bir oyun sunacağına en azından düşünüyorum. Tabii ki bireysel performansları maçın özetini izlerken hepimiz yine değerlendiririz veya hani izleyiciler de değerlendirir. Herkesin kendine has fikri vardır. Ama bireysel olarak da çok hata yapıyoruz. Maçın evet. başında e, en güvenilir adam dediğimiz adamlardan bir tanesi Eren Elmalı ilk golde olan bir hataydı yani orada. E, sonra Kaan Ayhan şaşırtıcı bir e, atış Ama o top oraya gelişini gördün mü? Geldi. Bu kadar e, da kolay gelmemesi lazım o topun. İşte o ondan bahsediyorum. Ama Biraz çok rahat geliyorlar. Çok. Ortada daha rahat bir vuruş, taca at. İstiyorsan at. Yani çok beklemedi bir şekilde arkadan da baskı yedi. Bireysel hatalar bence ikinci yarıda devam edebilir. Şimdi çok ciddi şekilde yani, baskı yapıyorlar yani. Tolga, İsmail Yüksek defansif ağırlıklı bir orta sahayı alıp belki 2 ön 8 numarayı biraz daha öne atmak daha işte, mantıklı olabilir. Biraz önceki Jesus önlerini verdik ya defalarca oyun şimdi burada mesela bir 3 oyuncu değişikliği birden yapması lazım. Yapar mı onu bilmiyorum tabii. De. Belki de aynısını devam edecek. Yani orada olabilir. Ön tarafı biraz daha e, savunmaya bir de hani yani, başlangıçta bahsettiğimiz Halil Enes ikilisinin uyumu yani tabii kesik kesik izleyebiliyoruz. Evet. Kulağımız ve gözümüz zaman zaman da burada. Ee, ama e, çok uyumlu gelmediler bana onu da söyleyeyim. Enes Serdar de mesela, Serdar Enes mesela pozisyon yok neredeyse doğrusu. Evet. İkisinin de çok fazla yok. İkinci yarı tabii çok daha farklı bir sistem görebiliriz. Çift değişiklikle de başlayabilir hoca. Çift bile etmeyebilir belki 3. E yok. hemen 2 ile başlar hemen arkasından. Mesela şimdi eğer bu maçı çevireceğim diyorsa ben bir Serdar Kimi çıkarırsın? Enes'i tutup hangi Serdar? hangi çıkarırsın herhalde. Gürler mi Dursun? Dursun. Ya çünkü milli takıma hep girdikten sonra golünü atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Gürler de... ee, Gürler'i sokarsan o zaman Kerem'i mi çıkaracaksın? E, Belli da... bir süre sonra Kerem çıkacak belli. Ben bir tane değil yani. Ben yine söylerim iki ya da üç oyuncu değişikliği yapması lazım. Bu maçı çevirmek istiyorsa bir şey gelmesi lazım çünkü. Oyunculara bir hareket gelmesi lazım. Ya olağanüstü bir konuşma şu, şu, hareket şu, hareket şu bir gerçek bizim attığımız iki golde de gol öncesinde de ee, onlar kadar böyle bir pas trafiği yok. Onlar kadar böyle bir e, kombinasyon bir şey yok. Ya biz iki gol atmayı hak etmedik. Bir penaltı. Bir sorun orta saha ile alakalı bu arada. Ön tarafla alakalı. Kesinlikle de orta saha. oyun oyunun bir de ikinci nokta boy, boydan bahsedilmişti. Ferdi 1.76, Orkun 1.74. Bu kadar boy ve orta saha tartışması yaşanmışken milli takım basın <laughs> toplantısında 11'de çıkan iki oyuncunun ortalamasının 1.75 olması da ayrı bir garabet. Brezilya Türkiye yani, maçının Türkiye'deki orta sahasını say bakalım. Hangi, Brez hangi Brezilya <laughs> 2002 2. mi? Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Oktay, Belezum, Yıldıray. Evet. E tamam hayır şey. Ben şey dedim. boyu tartışması yapıyor ya. Hayır, bu soruya öyle cevap verdiği için işte evet, fankuz. Ki Brezilya. Yani, eğer boy bir avantajsa bu takıma karşı o nedenle Tolga alındıysa ki bence alınması hiç şaşırtıcı değil Tolga'nın. Onu tartışmıyorum. Onu söylememesi lazım. Bu avantajı niye kullanmıyoruz orta sahada? Onu merak ettim. Şimdi adaları, o faro adaları maçı için. O faro adaları söylüyor ama bu, bu maçta uçlarına, da kullanılabilirsin. Şimdi e, görsel gazete olarak baktığın zaman bunun üzerinden manşetler çıkar. Bu manşet yani burada olası bir kötü sonuç çıkarsa boy üzerinden şimdi kafamda çeşitli manşetler geliyor. Boyumuz yetmedi mi diyor. Boy ölçüsü, boyumuz boy yetmedi. Hani o çok meşhur atasözlerimiz var boy üzerinden ya. Yani. Ama dediğim gibi. Ama onu söylenmesi lazım. Merkez o, orta ile alakalı bir sorun var. 3 oyunda. santimin olduğu yerde. Ya birisi 1.65 olur, birisi 1.80. Yani 80'da. goller akan oyunda değil. Şunu gördük belki. De, 5 da... dakikada. Ya yani Ferdi Orkun merkezi ya da benzer profildeki oyunculardan bir merkez başka bir maçta olabilir. Belki Faroe Adaları maçında olabilir ama Lüksemburg maçında olmazmış. Yani öndeki bu kurguyla olmaz. Evet, öndeki kurgu. Çünkü Halil de çok savunmaya gelen bir oyuncu değil. Kerem de çok savunmaya gelen bir oyuncu değil. Enes çok fazla savunma baskısı yapan bir oyuncu değil Cengiz zaten hiç olmadı şimdi önde dört tane çok az savunma yapan oyuncu var hı hı. arkada iki tane defansif özellikleri ofansif özelliklerinden biraz daha az iyi olan oyuncu var ki Ferdi bence dengeledi de son iki yılda evet. ama yine de ofansif bir oyuncu olarak değerlendiriyorum ben ee, Bekler'in zaten çok çıkmayı seven oyuncular ikisi de ee, ve Kaan için ben üçlü savunmadaki stoper performansı ile ikili savunmadaki stoper performansı arasında fark olduğunu düşünüyorum. %100 Yani oyunun bütün katmanlarında, bütün bölgelerinde e, sorunlarım var, savunma sorunların var. Kime karşı oynarsan oyna. Futbol 11-11 oynanıyor ve maç başlamadan öyle işte biz çok favoriyiz, zayıf takım. Bunların hiçbir gerçekliği kalmadı e, bugün. E, orta sahada eksiyiz. İkinci topları almakta zorlanıyoruz. Gördüğüm kadarıyla en azından izleyebildiğim noktalarda. Ben orta sahaya hamle yapılması gerektiğini savunuyorum. Önle alakalı bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu arada. Bakıyorum şimdi Serdar Dursun, İrfan Can ve Tolga Ciğerce da İsmail Yüksek. Bu üçünü aynı anda değiştirebilir. Ama kimleri çıkar onu Yani değişiklik yaparsa ayrı konuşuruz. Yapmazsa ayrı konuşuruz. Evet. Bazen teknik direktörler Yapmasa, biliyorsunuz yapmıyor yani. Mutakıma, ben memnunum diyor. takıma bir şey lazım ama. Yok yani hakikaten yok. Ya olan bir konuşma yapacaksın yani, Gol kendi. gol pozisyonumuz yok yani. Evet. Çok net yani, bir tane duran topta iki oyuncumuz çarpıştı, vuramadık son anlarda. Onun dışında net bir Bir gol tane sol yok. Ka, e, sol tarafa yerden ceza alanına evet. atılan bir top vardı. Kaleci e, Morris hemen açıyı kapattı. Aynen. Onun dışında aklımızda kalan çok fazla i̇kinci, milli takımızın ürettiği bir pozisyon yok yani. Lüksemburg'un yani, sanki daha organize ve net e, şansları oldu. Savunmada savunmada ciddi derecede iletişim sorunu var. Denge sorunu var. Zaten yeniden gole baktığın zaman ilk gol özellikle. Bunu çok net gösteriyor. Savunmada değişiklik Savunmada aynı dili konuşuyor. Savunma aynı devam eder gibi geliyor. Savunmada kimse iş şey yapmak istemez. Ancak Çağlar belki o direğe çarpmıştı. Sakatlık. E çok Luan Perez gibi benzer bir pozisyon çok oldu. sert geldi. Ben eyvah dedim burada bir taraftan bakarken. Belki orada bir değişiklik Çağlar varsa, olmasa varsa. başka bir oyuncu olsa eyvah daha yüksek sesle diyebilirdik bu arada bence. Çağlar daha da inekli bir oyuncu evet. çünkü. Çünkü hemen de orada işaret yaptı. Ben orada bakarım. Tamam, normal kötü vurdu. Işaret, ama çok kötü vurdu. Sert geldi bir de yani Aynen. o topu kurtarmak isterken. Ee, savunmada dörtlüde bir değişik olacağını zannetmiyorum. Hatalar orada. Ama orayı kaybedeceğini Biz... düşünüyorum. Bence gol lazım. Bu savunma dörtlüsü ilk defa oynuyor olabilir mi? Eren'i katarsak. Herhalde Çok resmi muhtemel. maçta ilk defa oynuyorlardı evet. diye düşünüyorum. Evet, evet. Ta Kaan Çağlar oynamıştır. Kaan Çağlar Zeki de oynamış olabilir. Farklı yerlerde oynuyor. Kaan Aynı Çağlar, anda... Zeki, Emre e, şey... E, 4 Eren ailemada ailemada da, dört Eren Ilk. Ee, Eren zaten milli takımdaki daha önceki maçlarında Son birinde bir... 33 diğerinde evet. 23 dakika o yüzden, yüzden de, Ama direkt... bu stoper tandemiyle oynamamıştır muhtemelen. Çağda, Çağlar'la oynamıştır. Merih Çağlar, vardır. Ozan, Merih bunların hepsi var. Evet. O yüzden ya bu tandemle kalmış. Çünkü evet, yani. ve yani. Şimdi oynamış. İlk yeni. Lüksemburg maçında. Şimdi bu, bu savunma yeni diyebiliriz. İlk gol en azından öyle söylenebilir. Öndeki On... tandem de yeni. Orkun, Ferdi. Onlar da ilk defa beraber oynuyorlar. Ee, öndeki Orası ikili de yeni. yeni. Ya o yani zaman hoca bu kadar her, var. hepsini yeniletemezsin yani. Hepsini <laughs> Dedim evet. ki yani hepsini Dediğim gibi yani birçok sorun var ama orta sahayı dengelediğin takdirde bu maçı Boyu rahat kazanırsın. Boyu bu maçta kazanırsın. düşünmüyor ama Serdar mesela iki oyuncudan da boy uzundur diyor. <laughs> ya madem ki boya takılı kaldık burada. <laughs> <laughs> Kunt milli takım başında olduğu sürece boy konusunu konuşacağız galiba. Ben çok konuşulur diyorum skor. E o galiba. tabii kaldır öyle. Ya öyle ama tabii nasıl? ama normal mesela, değil mi? E bu, mizat, şimdi, bu kadar mizat. manşet ya, vermişsin yani. yani. Ben, tabii ki. Ya Kunt mesela tecrübeli bir teknik adam. Her ne kadar Almanya bir takımında altyapıdan gelmiş olsa da. Bunu mesela söylerken düşünmesi lazım ya. 3 santim, 4 santim. Bana bunun getirisi çok kötü olmuş. Ama bak adam. şimdi ben bu yabancı oyuncuların bu tarz şeylerinde yanlış söyledim falan demem. Çünkü neden? Ee, onların hani kültürü farklı, bizim kültürümüz farklı. Acaba ne demek istedi? Onların hepsini tamamen tercümeye göre konuşuyoruz. Fakat net mi? Boyla ilgili bir sorun oldu. Net. Ve yani bu konuşulur. Çünkü burada boyun gerçek neden olmadığını hepimiz biliyoruz. o an Tolga mi? Ciğerci 36 yaşında değil mi? 36 Yok yoktur ya. Çok 35 mi? değil ya o kadar. Bu arada Tolga Ciğerciye çok saygı duyuyorum. 30 yaşında. Tolga Cihaz, Tolga ya çok genç ya. 30 30. Çok Hadi, büyük 36. bir emekçi. Ben ona... 6 yaş birden kattın abi. Şöyle <laughs> <değil mi>? Ciddi <laughs> derecede saygı duyuyorum. Hatta Galatasaraylılar bana çok sallardı. Bu adamı niye bu kadar çok met ediyorsun diye. Evet, ama sistem oyuncuları bunlar. Bu arada gelen oyuncu Berkan da olabilir bu arada, onu söyleyeyim de. Ee, o da tam olarak hazır değil, yani o da çok fazla maç oynamadı. Evet. Ben ona bakıyorum şimdi burada mesela hazır olarak kim mesela, o o yüzden o üçünü saydım hazır olan mesela. Ama Sardar, hocanın zihninde Berkan ayrı bir yeri var belli. Kimi çıkartacak? Önden çıkartacak, Halil Gerçekten, çıkar yani. muhtemelen. Berkan'ın doğum yeri neresiydi? İsviçreli galiba, yani İsviçre doğumlu olabilir. Söyleyelim hemen kontrol doğmuş ama neresi olduğunu. İsviçre, İsviçre. İsviçre o zaman Monte'de. Ya dedim acaba biraz önce değil mi espri yaptım ya Alman, <laughs> Almanca konuşan. Bak İsviçre Almancası onlar güne konuşuyor bile yine aynı yere. <laughs> İsviçre bir Almanca konuşuyor. Yani, dille alakalı ya yani, iş bu tabi ama ben da, o, abi belki saatleme, iletişim konusunda hoca 3 saatte takıyorsa ben de o zaman dile takarım <laughs> olabilir belki iletişim kurma konusunda kendisine daha yakın görüyor da hocalar olabilir, yani. bunu yapıyor mesela Mancini hiç alakasız mesela ben Ceyhun'u çok severim o da yanlış anladı Ceyhun'u mesela Ceyhun tutuyordu. Ama dil olarak baktığı zaman en iyi yani anlaştığı oyunculardan bir tanesiydi. İngilizce biliyor, Almanca biliyor, İtalyanca biliyor. Dolayısıyla en iyi anlaştığı oyuncu da sürekli drop boyu çıkartıp Ceyhun'u aldığı zaman Ceyhun'a da zarar verdi mesela. Karabük'te maçtayız. Olağanüstü o maçtan sonra Ceyhun hep Drogba çıkıp Ceyhun girer mi? Son 3 dakika. Gol lazım. Böyle bir değişik hatırlarsın o Karabük'teki evet. maçta. Dolayısıyla orada oyuncu da ondan sonra kalsaydı bayağı bir hep onunla anıldı. Ceyhun e, Mancini'nin prensi. prensi diye. Oyuncuyu da bayağı bir kaybettik. Onu tezahüratlara sonra. da Tabii, girmişti. Tabii tezahüratlara da girmişti. Ceyhun. Bazen Var mıydı bir tezahürat? Vardı. vardı vardı. Bazı oyuncuların böyle e, hocaların oyuncu takımları da olabiliyor yani. İrfancan hazırlanıyor bu arada. Ee, İrfan yavaş Can yavaş. ben mesela üçte kaç yapacağım bilmiyorum. İrfan Can, Serdar bir de ne demiştin? Yani girmek için hazırlan ön demiyorum bu arada hani. Isınan oyuncular arasında ya, yer alıyor. Muhtemelen hepsi ısınıyordur. Ama İrfan Can'ı atacaktır diye düşünüyorum. Oyuna Az yani. sonra mücadelede e, ikinci yarı başlayacak. Dileriz e, daha keyifli bir ikinci 45 dakika olur. Bir yandan e, futbolumuzun gündemini, kulüp takımlarımızın e, gündemini konuşuyoruz. Ama bir yandan da gözümüz e, türkiye Lüksemburg karşılaşmasında. ilk yarı açıkçası bizi e, hiç tatmin etmedi. Sadece maça odaklanan izleyicilerimizin keyfi bence biraz daha fazla kaçmış olabilir ama e, ikinci yarının daha farklı bir hikayeyi beraberinde getirmesini e, temenni edelim. E, Kutsla alakalı eğer hani bu maç kazanılamazsa e, hoca da e, birazcık daha fazla konuşulacak herhalde. Ya adam kazanırken eleştirildiğine göre kazanamadı kazan, <laughs> değil. Mi? Kazanırken yerine teknik direktör arandı. Arandı, Arandı bir, dönem. bir dönemdi. <laughs> evet. Ama yani bu kadar böyle. haber de herhalde durtukça çıkmaz. Yani bu bu kadar gazeteci de durup dururken bunları söyle bir şeyler var demek ki. Bu arada yerine mi? Başına mı? Bunları da bilmiyoruz. Orkun Göreceğiz. Orkun devam ediyor. Orkun'la şu anda değişiklik Zeki devam gibi. ediyor. Evet. evet. İrfancan orada, Serdar orada. On, onlar devre arası ısınmaları hamle de yapmayabilir bu arada. Ben böyle başlayabilir gibi. Böyle başlayabilir onu söyleyeyim size. Formaları değiştirmişler. Hani kuru formalar. <laughs> evet. Pek değişik O gibi gözüküyor. Kuru mu? Yağmur yağacak. Formalarda da çok evet. yağmur yağıyor bu arada. Çok yağmur yağıyor. Ya, ya. şansı... Sanki durmuş gibi. Evet. Ama evet. yani ya bayağı bir. Bir evet. Şimdi yavaşlıyor. bak. Enes orada, Kerem orada, Orkun orada, Zeki orada, Çağlar orada, Serdar, Eren orada. Bu işleri sen Biliyoruz de anlarsın, yani. ben de anlarım. Yüz ifadelerine baktım. Hiç maçı sevecekmiş gibi yüz. Yani inşallah ben ama Yüz ifadelerine bak ya. Kaan'da o ilk yenilen goldeki hata. Ya oyuncu değişikliği Orkun'da yapıyor. yine aynı. Çünkü bak o değişiklikler var iki kişi giriyor. Birisi İlfan Birisi Can galiba. Enes i̇ki orada. İki değişiklik. Yok. Hayır no. onlar da ilk 11 bir oyuncusu Enes orada. Onlar geçerli. Ferdi geldi. Yok, değişiklik var. Yok, Bizde Değişiklik Lüksemburg'da. <laughs> Jerson giriyor. İki değişiklik birden yapıyorlar hatta. Evet. Iki yok onlar demek ki riskiler geç geldiler herif soyumuz. İrfan, İrfan Can, Can, İrfan Can giriyor oyuna. Evet. Demiştim İrfan yani orta sahaya bir hamle yapmak gerekiyor Dervişoğlu de Çıkan oyuncu İrfan Tek Can Kadir oyunda. Halili çıkartıp evet. herkese bir oyuncu koymanın mantıklı. Şimdi orta sahaya mantıklı. döndük. Tolga, Tolga Ciğerci giyeriz. de Çağlar'ın yerine oyunda. Çağlar muhtemelen Sakat. sakatlandı <laughs> ve devam ediyor mu? edemiyor ama neden Tolga Ciğerci sorusunu da burada sorarız Ozan Kabak varken. Şimdi bir Serdar kaldı bak arkasında e, Tolga Ciğerci Serdar ve ben, ben dedim ki şey başladı, dedi. dedim. Ama Sonra Tolga yerci Halkası... Ciğerci'yi herhalde Çağlar'ın yerine diye düşünmemişsindir abi. Orada yok. yok <laughs> Ünlerdir tabii. O, Kısa ama, bir ara vereceğiz. Ama Çağlar'ın da sakatlığını tabii şey yaptı. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte derbiyle alakalı da konuşacağız. Galatasaray'ın gündeminde değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın.